Eskiden denirdi ki ya bir ay sonra ne olacak, bir hafta sonra ne olacak, bir gün sonra ne olacak? Şimdi yatıyoruz, sabah ne olacak? Onu düşünüyoruz. İzlenen ekonomik politikası dünyada alay konusu. Alay konusu. Diyorlar ki bir ekonomi var, bir de erdonomi var. Erdonomi ne demek? 128 milyar doları birilerine vermek. Erdonomi ne demek? Ekonomiden bir haber olmak. Erdonomi ne demek? İstediği adamı istediği yere getirmek, istediği zaman görevden almak. Erdonomi ne demek? Evlerde tencerenin kaynamaması demek. İşi olanın işinden olması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Ne yaparsa yapsın. Bilimin kuralları neyse o kurallara uygun devleti yöneteceğiz. Ekonomiyi de o kurallara göre yöneteceğiz. Herkes değil yarın sabah ne olacağını, sabah uyandığımızda ne olacağını değil, 20 yıl sonrasını bilecek, 30 yıl sonrasını bilecek. Çiftçi bu yıl ektiği ürünün seneye kaça satılacağını bilecek. Her şey planlı programlı olacak. Biz bunu yapacağız. Erdonomi ne demek? Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgunu vurdu? Bu bilinmiyor. Açıklanır mı? Açıklanamaz. Değerli arkadaşlarım, eskiden bir kişi çalışır, bütün aileye bakardı. Şimdi 83 milyon kişi çalışıyoruz, saraya ve Londra'daki bir avuç tefeciye bakıyoruz. 83 milyon kişi çalışıyoruz, sarayı ve beslemeleri ve Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ediyoruz. Önce yaşanan sorun bir güven sorunudur. İktidara güven yok. Erdoğan'a da güven yok. Zaten iktidar dediğimiz bir kişi. Tümüyle güveni iflas etmiş vaziyette. Bir söylediği öbürünü tutmuyor. Son 5 yılda 4 tane Merkez Bankası başkanı değişti. Birinci başkan, efendim niye faizi indirmedin diye adamı görevden aldılar. Dönem değişti. İkinci başkanı artık getirdiler. Niye faizi artırmadın diye onu da görevden aldılar. Üçüncü başkan, efendim sen niye bu kadar faizi artırdın diye onu da görevden aldılar. Dördüncü başkan, niye faizi indirdin diye. Şimdi onu getiriyorlar. İndireceksin diye. Şimdi onu getiriyorlar. Ya devlet böyle mi yönetilir ya? Allah akıl fikir versin bunlara. Devleti perişan ettiler. Ekonomiyi perişan ettiler. Ve yeni gelecek olan Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların kimlere satıldığının araştırmasını yapacak ve kamuoyunu bilgilendirecek. Rivayet olunur ki görevden alınan Merkez Bankası Başkanı ya bu 128 milyar doları kimlere peşkeş çektiniz diye soru sormuş. Sen misin bunu soran? Görevden alınmış. E fakirin fukaranın hakkını kim savunacak? Beşikteki yetimin hakkını kim savunacak? Beş. Döviz garantili işler var değerli arkadaşlar. Ya pandemi dönemi yaşıyoruz. Herkesten diyoruz ki ya bu pandemi döneminde sorunlar var. Ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla her birimiz biraz fedakarlığa katlanacağız. Güzel. İşçisi katlanıyor. Memuru katlanıyor. Esnafı katlanıyor. Sanayicisi katlanıyor. Peki kardeşim bu dövizle ihale alanlar neden fedakarlık yapıyor? Sizi nasıl bir ateşe atıyorlar ki ekonomideki tablo aslında ne kadar kötü ki görevden alınınca rahatlıyor. Üstüne bir de şükranlarınızı sunuyorsunuz kardeşim. Memleketi nasıl bir cendereye soktu bu tepenizdekiler ki giden her biriniz Allah sonumuza hayır etsin diyorsunuz. Böyle ekonomi yönetimi olur mu? Böyle devlet insanlığı olur mu? Gerçekten ibretlik. Durumumuz bu kadar kötüyse çıkıp milleti bilgilendireceksiniz. Devlet insanı öyle metin arası mesajlarla sağa sola sinyal vermez.
ya susar, sessizce kenara çekilir ya da çıkar milletine gerçekleri söyler. Bu kadar basit ama maalesef bu ucube sistemde balık baştan kokuyor. Devlet insanı olmak, devlet insanı bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Değerli milletvekilleri, Merkez Bankası Başkanlığı göreve geldikten 4,5 ay sonra bir gece yarısı görevden almak, akıldan ve mantıktan uzak, ekonomiyi de uçuruma sürükleyen bir adımdır. Türkiye, Sayın Erdoğan'ın düşünmeden aldığı şuursuz kararlar sonucunda hem yüksek faizin acı reçetesini ödüyor, hem de yükselen kur ve artan enflasyonla boğulmaya mahkum oluyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye 2001 krizini yaşamış olmasına rağmen dünyanın en büyük 18. ekonomisiydi. Ekonomiye dair anlatılan başarı masallarına rağmen bugün ilk 20'nin en alt sırasında tutunmaya çalışıyoruz. 2001 krizi sonrası Merkez Bankası'nı kasasında net rezervle devralan AK Parti bugün Merkez Bankası'nın kasasını borçlu hale getirdi. Damat Bakan'ın sattığı 128 milyar doların neticesinde Merkez Bankası eksi 63 milyar rezervle borç içinde yüzüyor. Faizler de son 4 ayda %90'a yakın arttı. %19'a çıktı. Değerli dava arkadaşlarım, bu ucube sistemde Sayın Erdoğan'ın bilgisi ve izni olmadan faiz arttırılmaz, arttırılamaz. Sözüm ona, kendisi faiz düşmanı ama faizi arttıran da kendisi. Faiz artınca kelle alanda yine kendisi. Tüm olanlara rağmen maşallah yine herkes kötü, bir tek kendisi iyi. Yapılan yanlışlar aman Sayın Erdoğan'a fatura edilmesin diye bu ucube sistem çöp öğütür gibi bürokrat öğütüyor. Bu sırada olan da cefakar milletimize oluyor. Hatırlıyor musunuz? Kendisi ne demişti? Ekonominin patronu da sorumlusu da benim. Aynen böyle demişti. Bunu dedi ama her yanlışa bir bakan, bir bürokrat harcarken çıkıp tek bir günde yanlış yaptım, milletim beni affetsin demedi. Yalnız 4,5 aylık Merkez Bankası başkanını yiyen süreçte bu defa ilginç bir şeyler oldu. Cuma sabahı iktidara yakın bir gazete başlık atıp faiz artırımına tezgah dedi. Aynı günün gecesinde yeni başkan gitti, aynı gazetenin yazarı en yeni başkan oldu. Vay be, işe bakar mısınız? Sayın Erdoğan bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor, sen akşamına gereğini yapıyorsun. Nereden nereye? Baktı ki elin yabancısı ülkesinde %1-2 faizi zor alırken burada %19 veriliyor. Baktı ki ekonomist cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri bu işi beceremiyor. O da gerekeni yaptı ve görünen o ki göreve talip oldu. Listenin birinci sırasına yerleşti. Sayın Başkan, siz olun, o koltuğa çok alışmayın. Sayın Erdoğan'da bu zihniyet varken bu pilav daha çok su kaldırır. Olur mu olur? Sayın Erdoğan yöneticilik kariyeri bu tip fantastik atamalarla doludur. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye faizle kur arasına sıkışmıştır. Türkiye ekonomisinin bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ta kendisidir. Merkez Bankası'nın elindeki para politikası silahının etki alanı sınırlıdır. İyi Parti memleketin çıkarına olan her politikayı destekler. Bu yüzden de bir önceki Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarının önemine vurgu yapıp enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu açıkladığında parti olarak kendisine destek vermiştik.
Çünkü bizim sorumlu siyaset anlayışımız bunu gerektirir. Çünkü bizim milletimize olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. İşte o nedenle memleketi getirdiğin son durumla ilgili olarak sana da bazı uyarı ve önerilerde bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, bütün akademik çalışmalar bağımsız bir merkez bankasının makroekonomik kırılganlığı ve bankacılık piyasasındaki sistemik riskleri azalttığını, enflasyonu da daha düşük bir maliyetle düşürdüğünü gösteriyor. Hal böyleyken, başta Merkez Bankası ve TÜİK başkanları olmak üzere bürokratlara oyuncağını beğenmeyen şımarık bir çocuk gibi davranman ekonominin itibarını zedeliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, sağlıklı bir ekonomi politikasının ve etkin bir kamu anlayışının olmazsa olmaz iki kriteridir. Gece yarısı, piyasalar kapandıktan sonra yaptığın atamalar, çifte kasa gibi kullandığın varlık fonu, herkesten kaçırmaya çalıştığın Sayıştay raporları, zedeleyip ülkemizi çok yüksek bir risk primi ödemeye mahkum ediyor. Attığın her yanlış adım, sürdürmekte inat ettiğin her yanlış tutum bu ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor. Keyfi tutum ve davranışların Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizine sürüklüyor. Mevcut durumda Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı 2001 krizindeki seviyenin de üstünde. Türkiye'nin kısa vadede çevirmesi gereken çok yüksek bir dış borcu ve cari açığı var. Üstelik geçmiş dönemlerde olduğunun aksine Merkez Bankası'nın duruma müdahale edebilecek rezervleri de artık yok. Türkiye zihni sinir projelerini uygulayacağın bir laboratuvar değildir. Attığın abuk sabuk adımlar, yarattığın tedirginlik ve kritik makamlara atadığın liyakatsiz insanlar ekonomiyi tahrip etmekten başka bir işe yaramıyor. İşte o nedenle Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği bu dönemde iş bilmez danışmanlarının gazına gelip Türkiye'yi iyice üçüncü dünya ülkelerine benzetecek sermaye kontrolü gibi şaibeli yollara başvurma, hatta başvurmayı aklının ucundan bile geçirme. Sürdürmekte inat ettiğin yönetim anlayışı Türkiye'nin en yüksek ikinci faizini vermemize rağmen döviz kurunu arttırıp milletimiz için hayatı daha da pahalı hale getiriyor.